Bismillahirrahmanirrahim. وَالرُّؤْيَةُ حَقٌّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ. Ve rü'yet, kürbak, yani Allah Teala'nın görüşlüğü haktır. Ahli cennet için. Yani cennet ahli Allah Teala'nı görüyordu. Ve bu hak bugün nesedir, sabit bugün nesedir. Lekin ihata kımestan ve keyfiyetini bilmezden diyebilirler. İhata ne dediğine? Orab olmazdan, kamrab olmazdan diyebilirler. Biz mesela bir ilişki görsek, kazandı görsek, şu kazandı kamrab olamız. Kazan kattaligi kança, bütün çigarelerini bilemiz. Ya ki bir daraht görgenimizde sel uzarak halatıdan, yani mesela bir daraht 5 metrli daraht olsa, biz uzunumuz 10 metre uzakta turganmiz, şu daraxtga qaraganimizda onu qamrab olamiz. Qanchaligini, qandayligini, uzunmi, qisqami, kattami, kichkinami. Ve bir uyni ham ko'rganimizda uni qamrab oladi ko'zimiz, ya'ni chegaralarini bilamiz. Bu ihata deyiladi. Lekin Alloh taoloni ihata qilish mumkin emas. Nimaga? Chunki Alloh taolo chegarasiz bo'lgan zotdir. Alloh taoloni chegarasi yo'q. Nihoyat darajada buyuk. Chegarasi borlik bu mahluklarning sifatidir. Bütün mahluklarning chegarasi bor. Mana masalan arsh nihoyatda katta. Jibril alayhisalom Allohdan izn so'radiki, men arshni bir uch egasiga borib kelsam, dedi. Alloh taol aytdiki, borib kelasan, borib kel dedi. Jibril alayhisalom charchab qoldilar, arshni uch egasiga bora olmadilar. Arsh mana shu darajada katta, lekin baribir chegarasi bor. Uni boshlanadigan va bitadigan yeri bor. Lekin Alloh subhanahu va taolo shu darajada kattaki, Alloh taolada boshlanish va intiho deganasi yo'q. Nihoyatda katta. Chegarasi yo'q Alloh taoloning. Aqlimizga sig'maydi, shuning uchun taslim bo'lishdan boshqa chora yo'q. Shunchalik katta zot bo'lgandan keyin uni ihota qilish mumkin emas. Ya'ni Allohni ko'rganda ihota qilishlik, qamrab olishlik degani Allohni chegarasi bor degani. Alloh taolo masalan bir daraxtdek yoki bir tog'cha yoki bir dunyocha degan gaplar kelib chiqadi. Unday emas. Kimki shuni desa kofir bo'ladi. Ba'zi insonlar so'raydi Alloh taolaning kattaligi qancha? Masalan, arshdan kattami, kichkinami deb so'raydi. Ya'ni bu juda xatarli e'tiqod bular. Arsh hech narsa emas bular. Arsh shunchalik katta bo'lishiga qaramasdan Allohning huzurida, Allohning qarshisida bir zarracha emas u. Alloh taolo nihoyatda buyukdir. Chegarasi yo'q. Shuning uchun bi'g'oli hatotin deyapti. Allohni ko'ramiz inshaalloh, lekin ihota qilmasdan, uni qamrab ololmasdan va kayfiyatini ham bilmaymiz, qandayligini bilmaymiz. Qandayligidan bahs qilmaymiz. Ya'ni kayfiyati bor, yuqorida aytganimizdek, Alloh taoloning o'sha vaqtdagi qandayligi ma'lum. Alloh o'zi yaxshi biladi va ko'rganimizda ham yana ham iymonimiz ziyoda bo'ladi, ma'lumotimiz yana ham ko'payadi, ammo hozir g'aybiy masala bu. Hozirdan biz uni qandayligidan bahs qila olmaymiz. Nimaga? Aqlimizga sig'maydi. Shuning uchun Islom buni bizga aytmayapti. Kama nataqa bihi kitabu robbina. Robbimizning kitobi buni to'g'risida xabar bergandek. Nataqa degani qola, aytdi, xabar berdi degan ma'nolarda. Qiyomat surasi 22-23 oyatlarda Alloh taolay aytayaptiki, "Vujuhu yawma idzin nadirah ila robbiha nazira." O'sha kuni qiyomat kunida nadira, ya'ni munavvar yuzlar bordir. Nadiratun degani porloq, munavvar degani. Ila robbiha nadiratun o'zining robbisiga qaraguvchidir. Mana shu oyatda ochiq kelyaptiki, mana ba'zi yuzlar Allohga o'zining robbisiga qaraguvchidir deyapti. Bular Allohni ko'rganligi uchun, Allohga qaraganligi uchun nadiratun, ya'ni porloqdir, munavvardir. Mana shu oyat ochiq bir dalil. Shuning uchun biz iymon keltiramiz. Kimiki Allohni ko'rishlik mumkin emas desa, aytamizki, bu botil aqida, kufr deymiz. Ya'ni kofirlar Allohni ko'rishlikni inkor qilishadi. Allohni ko'rish mumkin emas deydi. Ya ru'yatni inkor qilishlik insonni Allohni o'zini inkor qilishlikka olib boradi. Inson dunyoda ham oxiratda ham Allohni ko'ra olmaydi degandan keyin, demakki, yo'q narsa ekanda Alloh taolo degan ikkinchi gap kelib chiqadi. Shaytonning maqsadi shu. Shuning uchun insonlar o'rtasiga Allohni ko'rishlikni rad qilishlik fitnasini shayton tashagan. Biz Qur'on hadis bilan isbotlaymiz. Ko'pgina hadislarda sabit bo'lgan masala bu. Kofirlar rad qilamiz,
Lekin yukarıda ixtiloflar o'tgandik, kofirlar bu botil falsafani biz ham ichimizga tashadi. Hozir musulmonman degan ba'zi toifalar ham ru'yatni inkor qiladi. Masalan, jahmiyalar va mu'tazilalar va shiyalarning bir toifasi, xavorijlar. Bular hammasi Allohni ko'rishlikni inkor qilishadi. Aytadiki, Allohni ko'rish mumkin desak, unda Allohni biz ihota qilishligimiz lozim kelib qoladi. İhata kılalmasak biz onu Allah'lığına qayerdan bilemiz deydi. Ya ki biz Allah'ta görüş bar desek onda qandayligini ham tushuntirishlik kerak. Qandayligini aytalmasak demek ki yok ekende. Degan bir şeytani felsefeler, kafirlerde felsefelerden tahsilenip şimdi buzuq aqidalarga çıkan. Lekin ahli sünnet vel cemaat bütün töreli mezhep Kur'an hadis geri geçken bütün müminler Peygamberimiz aleyhisselam zamanından biz zamanımız geçe Allah'ını körüşlik hak dedi, bar bugün mesele, bunu rahat kılıçlık küfürdür. Lekin Müslüman mendip duruşu, mu'tazileler, ya ki bazı mene havariciler, ular adeşken halette, Kur'an-ı Hadis'te natoru çünge halette, ya ki onlarını kezzab yalgancı damlalarını sebebiden, adeşkenligiden inkar kısa, onlar da biz kafir demeyimiz. Etemiz ki bu küfür akide, caizmez, haram, tabakililer deyimiz ama uzlarını kafir ya ki fasıl demeyiniz. Çünkü öyle bilmezden kılıyordu bu hatanı. Şu yalgancı damlaları işenip şu hataya çıkan. Şunun için onlarda biz kafir ya ki fasıl demeyiniz. Ama hatakar deyimiz, hata kılıyordu deyimiz. Bu akide küfür deyimiz. Şimdi bir de bazı tafsilatlar gekiremiz. Biz ruhiyatı sıbatı gendenki etemiz ki ruhiyat iki yıl bularken. Biri mana cennet ahlini görüşlüğü ve başkası ise cennet ahliden başkasını görüşlüğü. Yani cennet ahliye has mı bunarsa ya ki cennet ahliden başkasıya görüşü mümkün mü? Diyen savallar ortaya geldi. Ayet hadislerden görmemiz ki mahşerde insanlar Allah Teala'nı görürdü. Ve yine misaktayım Allah Subhanehu ve Teala'nı bütün insanlar görürken. Kafirler o müminler hepsi görürken. O vakitte hepsi mümin idi. Peki dünyaya kelgandan keyin bazıları kafir buldu. Firavun, Namrud ve onları geri geçkenler. Lekin dünyaya gelişten aldın hemen mumin haletteydi, imanlı haletteydi. Bunlar hemen Allah'ta görgen. Demek ki Allah'ta görüşlüğü türleri var. Dünyada hiç kim Allah'ta görülmeydi. Mumin hem görülmeydi, kafir hem görülmeydi. Yani Musa Aleyhisselam'ın kıssası meşgul. Musa Aleyhisselam'ın doğrusu da Allah'ta oza haber bir yaptı. Musa Aleyhisselam Allah'a dua kıldı ki Allah seni köre. Yani ben İsrail'i davet kılıyordum. Ular soru şey yaptı. Kani Allah Teala bizge körsetkin diye seni bir köre. Degenlere de Allah Teala dedi ki len tarani. Sen beni hiç kaçan körelmeysen. Yani dünyada beni körelmeysen dedi. Ve Allah Teala dedi ki çünkü berdaş kılelmeyseler. Yani şu körüştüydü bir dünyada körünüştü faydası hikmeti bugün dedi. Allah Teala körünü arardı. Ve insan bardaş kılalgen dedi Allah-u Teala körünü arardı. Peki insan bardaş kılalmaydı. Allah-u Teala etti ki mene aldığındaki tağge men tecelli kılaman, körünemen dedi. Hani eğer o bardaş kısa senge hem körünemen dedi. Ki Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ın yanında ekette tağge köründü. Tağ bardaş kılalmadı. Perselenip gitti. Perselenip erip gitti. Musa Aleyhisselam bu halatı görüp behuş bulup yıkıldılar. Allah Teala hohlagan muddatcha behushlik icha qoldi. O'ziga kelgandan keyin Allohga kechirim so'radi, tavba qildi va bu masalani qaytib so'ramadilar. Bildilarki, insonning toqati yetmaydi bu dunyoda. Shuning uchun dunyoda Alloh taolani ko'rish mumkin emas. Payg'ambarimiz alayhissalom to'g'risida ixtiloflar bor. Payg'ambarimiz alayhissalom Allohni ko'rdimi, ko'rmadimi? Ba'zi ahli sunnat va jamoat olimlar aytadiki, payg'ambarimiz alayhissalom merojga chiqqanlarida shu Isro voqeasida Alloh taoloni ko'rgan deydi. Chunki 7 qavat osmonlardan o'tdilar, Sidratul Muntahadan o'tdi, Jannatul Ma'voga bordilar va Alloh taoloni ko'rdilar deydi. Sahobalardan, tobeinlardan ham shunday rivoyatlar bor. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom dunyodan chiqib ketdilar, dunyoda ko'rgan hisoblanmayapti. Bu yerde görüyordu. Dünyadan taşkarda görüyordu. Şunun için mümkün dedi bazılar. Ama cumhur etedi ki köpçülük ahli sünnet ve cemaat ulamalı etediler. Peygamberimiz aleyhisselam hem körmediler. Doğru dünyadan taşkarda çıkıp gittiler o. Lekin hali uzları dünyadan ketkenleri yok. Dünya ahli. Şunun için o kişinin hem körüşlüğü mümkünmez. Ve sahih hadisler var. Peygamberimiz aleyhisselamdan sahabeler soradılar.
Allah'ı gördünüz mü de yok dediler. Belki bir nurunu gördüm dediler. Hicab, perdeni gördüm dediler. Bazı rivayetlerdeki dedi ki kalbim bilen gördüm deyil. Demek ki gözlerimden körmeptikenler. Ve bazı bir sahabeler, tabiinler Allah'ını körgen degen de Allah'ını perdesini körgen, nurunu körgen degen manada aytkenler. Demek hatta Peygamberimiz Aleyhisselam hem körmeptikenler. Yine bir mesele var. Allah Teala'nın tüşte körüşlüğü meselesi. Mümkün mü, mümkünmez mi? Bazılar inkar kıladı. Allah Teala'nın tüşte körüşe mümkünmez deydi. Lekin bu zayıf kavul. Çünkü bazı hadislerde keladı Peygamberimiz Aleyhisselam Allah Teala'nın tüşte körgenler. Ve keyin sahabelerden, tabiinlerden hem tabi tabiinler, ötken ulamalardan hem kıssalar, nakıl kınladı, rivayetler keladı ki tüşlerde körgenler. Ve sahabeler Allah Teala'nın tüşte körgen. İmam Azam Ebu Hanife bu kişiden nakıl kılınadı ki Allah Teala'nın tüşüde körgenler. Ahmet bin Hanbel tüşüde körgen. Yani bizden bazen işlemişi adamlar gelip bizden soruyordu. Allah Teala'nı kördün deydi. Yani bu mümkün bu genlerse. La mümkünmez. Lekin tüşüde körgen deyem Allah Teala'nın bir insan şekilde ya ki derah şekilde bunu bir şekillerde görmüyordu. Bir, belki Allah Teala'nı kör ediyor ama keyfiyetini bilmiyordu. Kandiliğini bilmiyordu. Bana şu halette görüyordu. Tüşte görüştü şimdilik. Lekin bir adamı Allah'ta tüşümde gördüm. Falançı göğüşerken, pistançı göğüşerken, ya ki tağı göğüşerken, tağıken, ya ki derahıken. Dişliği caizmez bu, küfür bu. Allah Teala'nı körgen de hem yukarıda etkenimizdik. Nurdu köredi. Ya ki avaz keledi. Ama yani anıp bir nesani keyfiyette his kılalmıyordu. Şimdi ahirette ise mahşerde hem mahşerge Allah Teala hesap kitap kıyanı keledi. Şunda mahluklar Allah Teala'nı görüşerdi. Kafirler hem köredi, müminler hem köredi. Bu Kur'an-ı Hadis'ten sabit bölgenlerse. Lekin müminler için sevinçli bulup görünedi. Kafirler için gazepli bulup görünedi. Demek kıyamet günü de Allah'ın görünüşlüğü iki yıl bularken. Biri nimet görünüşü, ikincisi azap görünüşü. Mesela bir adam atasını nihayette yaxşı görədi, hürmət qılədi. Atası həqiqətən cüdə yaxşı bir insan. Atası həm fərzəndini yaxşı görədi. Lakin fərzəndən bir qatlı xata sadır buldu. Şunda ata onu çakırdı da nihayette qazab qıygan halette. Nihayette bir əziyyət dəngən halette. Yüzləri qızarıgan halette. Nəhrət qıygan halette bilsə, fərzənd atanı bu halette görüşlüyü bilən azablanadı. Ezilədi. Atanı bunçalığı gazap ki kilitirdim. Menge bunçalığı nefret kıl yaptı. Akkı varmasın, beni hayda varmasın. Yedi nime buladı. Nahat ki men atakı şunçalığı bir akıbetsiz boygen bu sandım. İziledi. Her taraflama azaplanadı. Lekin bunu tezkarısı bulup bir farzand atasını hursan kısa, ata farzandı çakırsa, hursan boygen halette, onu mahtigen halette, rızasını ilan kısa, farzand, yani salih farzand atasını bu halette görüp hursan buladı. Yani insanlarda böyle yaptırırken bir keyfiyet, his, duygular. Şimdi Allah-u Teala'nı hursan halette görüşlük. Allah-u Teala'nı razı bugün halette görüşlük. Nihayette katta nimet, insan nihayette hursan buladı. Nihayette bahtiyar buladı. Yani onun için bütün nimetler verildi. Ama Allah saklasın kafirler, münafıklar yokşap, fasıklar yokşap. Allah-u Teala gazabli halette görünedi görmüşse, kançayla izledi buladı. Bütün ümitleri püçüge çıkardı. Şimdi Rabbul Alemin bütün alemlerde ilgisi bugün Allah-u Teala'yı ki gazap kılıp, nefret kılıp, yaman kılıp, katlı yapırgenden kiyin, hakaret kıygenden kiyin, melamet kıygenden kiyin, o insanda kim şimdi himaye kıladı? Kaysi peygamber himaye kıladı? Hiç kaysi peygamber, hiç kaysi farişte, hiç kaysi avliya onu şefaat kımıyordu. Hemen ondan yüzü girerdi. Çünkü Allah ondan yüzü girerdi. Demek görünüşlü iki yıl bularken. Lekin Allah'ını görüş deyende adamlar birincisini kast kıladı ulamalar. Kitaplarında birincisi kast kılınadı. Çünkü nimet de bunusu. Nergisi Allah saklasın azap. Şunun için bir de li ehlil cennet yaptılar. Cennet ehli için de yaptılar. Cennettekiler ise yani Allah Teala ulanın razı bu geldiği için onları cenneti yekirgizdi. Cennettekiler Allah Teala'nı körgeni de Allah onlardan razı bu gen halette, hursan bu gen halette buladı. Ve cennetteki en katta nimet Allah Teala'nın görüşlüktür. Allah Subhanehu ve Teala nihayette güzeldir. Güzelliğinin çigeresi yok. Mesela dünyada hem güzellikler var. Mesela mahluklarda içinde en güzel mahluk insan buysa her bir insanda özüge yarışan bir güzelliği var. Lakin bu güzellikte çigeresi var.
Ve bu güzel insanlar diyeyim, bari bir karalgende bazı bir kemçilikleri görünedir. Lekin Allah Teala'nın güzelliği benihayadır, çekeresizdir ve onu sıfatını beyan kılıp ve zikir kılıp bitiredigen nersemez o. Nihayet derecede güzel. Bütün umur boyunca Allah Teala'nın güzelliğini sıfatla biremen dese insanda hayatı yetmiyor ve insanda bilgen kelimeleri yetmiyor kaladı. Allah Teala meneşir derecede güzeldir. Çünkü bütün cennettekiler Allah Teala'nı körgende cennetteki bütün nimetler islerden çıkıp giderdi. Ve cennettekiler için en kette nimet Allah Teala'nı körüşlüktür. Ve her bitti insan için Allah Teala'nı razı buyan halatı da körüşlük en kette nimettir. Çünkü Allah bizi yarattı, çünkü nimetler birdi. Ve her hıl bela kazalardan, musibetlerden sakla yaptı. Ve biz layık bulmayan halatımızda, bizi hakkımız bulmayan halatta Allah Teala fazıl kılıp, ihsan kılıp, şunca mükafatlar, nimetler veriyaptı, rızk veriyaptı. Ahirde hem biz bunday zattı, bunday güzel, yakşı, muhabbetli, mehriban zattı. Narazı kısık, azabını kildirsek Allah saklasın. Yani hiç kaysi mumunge bunday kündü kürsetmesin Allah Teala. Şunun için her bir insan için Allah Teala'nı bunday halette görsek en kette nimet, azabı kigen halette görsek en kette harliktir. Mene şu ayette kigenlik için biz inkar kigenlerde kafir değiliz. Ayette açık geliyordu bana. İle rabbihe nâziratun dedi. Rabbisiye karayi üçüdür diyordu. Lekin mutezileler ne dedi bunu? Nâziratun diyeni Rabbisinin kütüçüdür diyordular. Yani intizar kelimesi hem bir hem şu nâziratundan kip çıkan. Yani aynı nazara kelimesine istikak kılıngendir. İntizar, kütmak diyeni. Mu'tezile dedi ki naziratundan maksat kütüçüdür. Yani bu görüşke dalatkıma yaptı dedi. Ama ahli sünnet vel cemaat dedi ki yok bu tafsir ne doğru tafsir. Çünkü intizar bilen nazirun. Naziratun azı naziratun yani isim failde bilinip durdu. Ve ayette deliller var. Vücuhun yüzler diyetti. Kütüşlük için kütüşlük meselesinde intizar meselesinde yüz etinin miydi ki o? İnsanlar kütüp durup dedi işlikler ama böyle yüzler diyetti. Ve yüzler münevvardır diyordu. Yüzlerde münevvarlığı hem Allah'ta körgenliğinden böyle yaptı. Ve ilah kelimesi var. İlah Rabbihe diyordu. Rabbisi terafiye diyordu. Kütücü olsa Rabbisi terafiye kütücü bu muydu? Rabbisi terafiye karayüçüler diyordu. Şunun için ayetten anı malum böyle yaptı ki bu körüşlük meselesidir. Ayette her hıl manalarına büzmeşlik gerek. Kendi olsa şunluyla gitse kabul kılı iman kilitirişlik gerek. Peygamberimiz, sahabeler hamması bunu naziratun kelimesini karagücü, körücü degen manada tafsir kıyanlar. Bazı bir kişiler, mana mutezileler ve kafirler bu ayetlerini ne doğru tafsir kıyanlık için İmam-ı Tahaviyyat yaptılar ki ve tafsiruhu ala ma aradahu Allahu Teala ve alimahu. Bu ayetinin tafsiri Allah Teala'nın irade kıyan ve bilgen neslesine göredir. Allah Teala vücuhu yana izin nâziratun ila rabbihe nâzirah diyetti. Şu gelpiden nimen irade kıyken bulsa, nimen bilgen bulsa şunge köredir. Yani bunu biz felsefeye köre, aklımızı köre, ya kafirlerden tahsillenip, ya adeşken tayfelerden tahsillenip halette tafsir kılıçdığımız caizmez. Allah Teala kendik bilgen bulsa, kendi irade kıyken bulsa şunge tafsir kılıçdığımız gerek. Şimdi bir yerde iki de mesele var. Birincisi, biz bilgen meseleler, ikincisi biz bilmegen meseleler. Bilgen meselemiz ne? Şu ayette bazı yüzlerinin Allah'a karagi uçu ekenliği malum bunu yaptı. Bunu biz bildik. Kıyamet günü de mumunlar, yani hemen köredi yok, lakin cennette nimet görüşlüğünü mumunlar köredi. Bu neyimiz bilemiz? Ve Allah'ın görüşlük haktır, Allah Teala körünedi. Ve Allah'ın görüşlüğü en kette nimet. Bunlar biz bilgen meseleler. Bu mesele, bilgen meselelerimizi Allah'a havala kımıyız. Yani bunda şubha kımıyız. Bu meselede biz Kur'an hadisi himaye kılamız, dinimizi himaye kılamız, akidemizi himaye kılamız, kafirlerle münazara kılamız. Ularga delillerimizi kösetip, Kur'an hadisten akli delillerimizi hem getirip, ular rad kılamız. Ve ular diyen bu hidayetke çakırışke hareket kılamız. Ve adeşken taifeler, bidiyat taifeler, akides buzul insanlar dönem tartışamız. Bu meselede biz kat'iyimiz çünkü bu farz bu yani itikad bu. Şunun için var ru'yetu hakkun dediler. Lekin tahavvi bu yerde hani biz bilmeyen nesneler işaret ile yaptılar. Bu meselede biz bilmeyen nesne
Yani keyfiyatını bilmiyimiz. Kandeyligini bilmiyimiz. Bunu Allah'a tavşıramız. Kandeyligi Allah-u Teala kandı irada kıyamısı ve bilgiyamısı şundaydır. Yani özümüzge nisbet edelim şundaydı bilemiz ve başkalarına düşmelerine şundaydı cevap veremiz. Keyfiyatını hiç kim bilmiyordu. Akıllıge sığmıyordu yönlerse bu. Ve tahavi bunun başka bir mesele niye ortaya koyuyordu ki yani biz ayetlerde tefsir kıyanımızda Allah ve Resulü hahlegen deyip bilgen diye tefsir kılıçlığımız gerek. Şu ayetini başka ayetlerde tefsiri var. Başka ayetlerde şu meseleler kilitirildi. Bu ayetlerde yanmayan koyulgen de bu mesele körüşlük meselesi kendine malum buladı. Sabit bunu yaptı. Çünkü kafirler ve fasıklar akidesi bulduk insanlar körüş meselesini büzmesin, ayeti ne doğru tefsir kılmasın. Ve yani onun üstüge Peygamberimiz Aleyhisselam bizge Kur'an'da tefsir kılıp verdiler. Hiç kim Kur'an'da tefsirini Peygamberimizden göre yaşırak bilmeydi. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam şu ayetlerini bizge Allah-u Teala'nın körüşlük meselesi de düşündürdüler. Ve sahih hadislerinde aytıp verdiler. Şunun için biz Resulullah'ın sözünü alamız. Nemi için biz Kur'an'da tefsiri de Kur'an'da çünüşlükte kafirlerde fikrini alamız. Nemi için biz Adeşken tayfelerde fikrini alamız. Ulan da fikrini almayız. Biz Resulullah'ın fikrini alamız. Resulullah'ın fikriye, tefsiriye, hılab buyuyen bütün fikirler, tefsirlerde, kavullerde terk edemiz. Peygamberimizden bu doğrusu da mutamatır hadisler kiyen. Nihayette köp hadisler kiyenlik için tahaviyyat yaptılar. وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلَكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ. Ve bu meselede فِي ذَلَكَ şu Allah'ın görüştük meselesi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından sahih hadislerden kelgan her bittesi ular Resulullah aytganidekdir. Yani Resulullah qanday deb aytgan bo'lsa shundaydir. Peygamberimiz aleyhisselam bazı hadislerde aytadilar ki kıyamette sizler özleringizni Rabbingizni elbette görasizlar. To'lin oy masalan kechasi qop-qorong'i kechada osmondan bir musaffo bo'lsa, bulut bo'lmasa, oyam to'lin oy bo'lsa şu anı körüşlükte bir kıyınçilik buladı mı sizlerge degende sahabeler yok dediler. Elbette benim alal köremiz dedi. Bazı hadislerinde geledi ki kıyafın diye parlayıp dururken vakitte bunu köre alasılar mı? Sizlerde menkile degen nesil var mı degende yok dediler. Ettiler ki aynı şunu yokşap Allah-u Teala'nı hem köresiler dediler. Yani bir de Allah-u Teala'nın ayı yokşatışlığı ya ki kıyaş yokşatış meselesi yok bir de. Allah saklasın. Şeytan insanı bu tarafı adaştırıp gitmesin. Bir de Peygamberimiz Aleyhisselam körüştü, körüşge nisbet teşbih kirli yaptılar. Aydı körgende kıynamaya köresiler mi? Aydı körgenlerinde aydı kör yapsalar mı? Anık mı bunarsa? Anık. Allah'ta körüşlerizem anık. Var bu genlerse. Ve yine köp güne hadislerde bayan kıyanlar. Sahih hadislerde yaptılar. Zayıf hadisler alınmıyordu akide-i meselelerde. Fakat yine sahih hadisler alınmadı. Bunları hemasını biz kabul kılamız, teslim bulamız. Ve Resulullah kendi etken bize şunu deyilir. Kafirler ve akidesi buzuk insanlar hadislerde hem büzüşlükke hareket kılışlar. Hadislerde hem ne doğru tercüme kılıp, ne doğru şerhlep, ne doğru izahlep, Peygamberimiz u dumahçı, bu dumahçı deyip, ne doğru manaları gibi bir mahçı buladı. İmam-ı Tahavi ulardı hem rad kılıp, فَهُوَ كَمَا قَالَى. Bu hadisler Resulullah kendi etken bize şunu deyilir. Bunu büzmeslik gerek. وَمَعْنَهُ عَلَى مَا اَرَادَى. Ve bu hadislerin manası Resulullah'ın irade kıyanına göredir. Resulullah kaysi maksatla aytgan? Nimani irade kılıp aytyapti? Nima demoqchilar şu gaplardan? Biz şunga göre kabul kılamız, şunga göre ishonamız. Bu yerdan yana bir mesele kelib chiqadiki, agar biz şu masalalarda ilmimiz noqislik qilsa, Alloh va Rasuliga havola qilib qo'yaramiz. Masalan bir kofir bilan munozara qildik. Kofir bu masalalarda juda mahorati bor ekan. Biz aldın tartışmaganmiz, bu masalalarga chuqur kirmaganmiz. Tartishdikda ko'rdikki, tartışmada mag'lub bo'lib qolyapmiz. Ya'ni unga gap to'g'ri bera olmayapmiz, dalil to'g'ri bera olmayapmiz. Ko'rishlik haq deyapmiz. Ko'rishlikka iymon keltirishlik farz deyapmiz. Kimiki ko'rishdingki olsa kofir bo'ladi deyapmiz u. Lekin u har xil falsafalarni olib kelib, bizning fikrimizni chachib, bizdan o'zini botil fikrlariga dalil talab qilyapti. Shunda biz gapga ustalik qila olmadik. Topalmadı. Şunda ne dediğimiz? Darut oktatamızda etemiz ki Allah ve Resulü körüşlük meselesi de kendi irade kıyamıza, kendi bilgimize şunda iman kiltiremiz deyimiz. Ve onu getirmiz ki tohta sen haddinden aşırsan. Eğer sen yine tartışmak için bu sen kattara alimlerle tartış.
Yani her kimin özünün vazifesi var. Ben vazifemi yetkizdim. Yani bundaki küçük meseleler, nazik meseleler de ulamalarımız etti bir adı işlik gerek. Ya ki bu mesela özü bir kitapta okuyaptı da doğru fikirlerde görüp kaldı. Ya ki adeşken taifelerden, muhtezilerden tartışıp kaldı. Onlar bunu fikrini büzüşke hareket kılıyaptı. Bu adam özü yani korkup kaldı. Ne adı işte bilmeye kaldı. Çünkü yani muhtezeler Müslüman mendip durup adeşken insanlar Kur'an-ı Hadis'ten delil getirdi. Şu vakitte hem insan ularga işenmesinde derru etsin. Ben Allah ve Resulü'ye teslim buldum. Allah ve Resulü körüşlük meselesi de neden irade kıyken bilsen çünkü köre iman kildirdim. Dedi havala kıladı. Ama şimdi öyle geçe kalmasın. Kim bir katta alımge barıp takvali alımdan, Kur'an-ı Hadis'ke mahrum ögen alımdan ahli sünneni, akidesini çukur örgensin ve kigen şubhelerde yokatsın, ratksın ve cevaplarını tabubasın. Şunun için İmam-ı Tahaviyyat yaptılar ki لَا نَدْخُلُ ف۪ي ذَلِكَ مُتَأَوِّل۪ينَ بِأَرَائِنَا. Biz bu meseleye, Allah'ın körüşlük meselesine özümüzün fikirlerimizle tevil kılıcı halette kirmiyimiz. Yani özümüzü aklımız bile Kur'an-ı Hadis'te şahli edigen halette kirmiyimiz bir yerge. Belki Allah ve Resulü hahlegen de bilgen de halette kiremiz. Allah ve Resulü'ye teslim bugün halette kiremiz. وَلَا مُتَوَهِم۪ينَ بِأَهْوَائِنَا. Ve özümüzü havalarımız nefsi isteklerimizden güman kıyan halet demez. Nefsimizin gümanlarına süyengen halete kirmiyimiz. Belki aklımız, nefsimiz, fikrimiz hemesi Kur'an-ı Hadis'e teslim mügen halette Allah ve Resulü nime degen bursa şundaydı degen halette kiremiz. فَاِنَّهُمَا سَلِمَ ف۪ي د۪ينِهِ اِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Çünkü özünü dinide hiç kim selamet kalmadı. Her bir insan özünü dinide adaşıp gitti. Buzuk akidelerine düştü. Şirk akidelerine düştü. Kur'an-ı Hadis'e hilaf akidelerine düştü. Ve bazılar kafir olup gitti, mürted olup gitti. Lekin men kim de kim Allah Azze ve Celle'ye ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e teslim bugün bursa şu adam necat taptı, selamet buldu. Bana tahaviyyat yaptılar ki Allah ve onun Resulü'ye teslim bu meseleriz dinlerde necat tapmayasılar diyordu. Çünkü dinde düşmanı köp, mumurlarda düşmanları köp. وَرَدَّ عِلْمَ مَشْتَبَهَ عَلَيْهِ اِلَى عَالِمِهِ. Ve onge şubhali bu koygen nesnenin ilmini alimiye kaytargen, ratkigen, yani kaytargen kişi yine selamet kaladı halas. Evvela biz Kur'an-ı Hadis'e teslim bulamız ve bilmeyen nesnemizi alimiye tapşıramız. Alimiye tapşırışam iki kıl bulalım. Birinci ulamalarımızga, alimlerge bari müracaat kılamız. Eğer alimlerimizden bilmeyi kosa, ikkilenip kosa, onda hakiki alim kim? Hakiki alim Allah Ta'ala. Allah'a havala kılamız. Biz aytamız ki şu meselede Kur'an-ı Hadis ne mi diyen olsa şunu da itikad kılamız deyimiz. Ya ki mesela biz özümüz alim buluşumuz mümkün. Alimimizi kitaplarda körü yaptırıp, tefsirler, hadislerde körü yaptırıp bazı meselelerde yani fikrimiz ötmeye kaldı. Hayran bu kaldık. Bunu kendi düşünüşlük gerek diyelim biz. Peki batıl ahlından tartışı yaptırganımızda ona bazı savallarını verdi, cevap verilmedik. Şundan ne kılamız? Daru Allah'a havala kılamız. Aytemiz ki bu meselelerde elbette Allah-u Teala en mükemmel halette biledi. Biz Allah'a havala kılamız. Allah kendi bilse, kendi iradaksa bizden şundan iman kildiremiz diyemiz. Ve o şey halette necat tapamız. Yani şubaya düşmeyimiz, gümanlara düşmeyimiz, özümüzü fikrimizle gapirgen bu miyimiz, necat tapamız. Kim kitaplar okup, özümüzden katta alimler bilen bari müzakere kılıp, haktı tabip alamız kiyin. Ve bu halette kalmasın ki elbette hareket kılıp, bu ilimlerde ürgenip alışlık gerek. Ve bu mesele fakat yine Allah'ta görüş meselesi demez. Bütün itikadi meselelerde şunluyuk. Allah'ta bütün sıfatlarına tekişliği mesele bunlar. Yani imani meseleler, İslam'daki mühim meseleler, farz meseleler, yani İslami bütün meselelerde biz aynı muamelede buluştuğumuz gerek. Allah ve Resulü'ye yine teslim buluştuğumuz gerek. Allah ve Resulü'ye yine havale kılıştuğumuz gerek. وَلَا تَسْبُتُ قَدَمُ الْاِسْلَامِ اِلَّا عَلَى زَهْرِ التَّسْلِيمِ وَالْاِسْتِسْلَامِ. Ve İmam-ı Tahaviyyat yaptılar ki İslam'ın kademi sabit bu miydi? Yani İslam'ın kademidir. Yani bir insanın İslam'ı, dini sabit bu miydi? Mükemmel bu miydi? Ayakta tur miydi? İlla lekin ala zahri teslim, teslim buluşlik ve istislam ve buysunuşliknin üstüde.
Yani biz Allah'a teslim bulamız, boyun sunamız, uzumuzu Allah ve Resulü'ye tapşıramız, bütün fikrimizi, aklımızı terk kılamız. Yani boyun sunduramız, şunda yine bizim İslam'ımız ayakta duradır. Bu mesela bizi kolumuzdan İslam'da, iman'da apkayadı kafirler, münafıklar ve fasıklar.